58 ekranlarından Gülşen'in Gönül Penceresi'nden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, bugün programımızda yine güzel bir konuyla karşınızda olacağız, ekranlarınızda olacağız. Evet, obezite konusu aslında birçok insanın derdi, tasası ama artık bunun da tedavisi var, bir cerrahisi var. Biz de bu konu hakkında bugün programımızda bilgi almak üzere Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya'yı programımıza konuk olarak aldık. Obezite cerrahisiyle ilgili konuşacağız. İsterseniz ben de çok uzatmayayım. Hemen hocama döneyim. Merhabalar, hoş geldiniz Merhabalar, hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Evet, bu gerçekten günümüzde çok sıkıntı veren bir konu insanlara. Kadınlarda, erkeklerde, genç, yaşlı. Hiç fark etmiyor artık. Birçok insan bu rahatsızlıktan muzdarip. Ama artık bunun çaresi var. Biz bu konu hakkında bugün sizden bilgi almak istiyoruz. Yalnız önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben genel cerrahi uzman doktor Özgür Kaya. Üniversite eğitimimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaptım. Uzmanlığımı Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladım. Bir süre Ankara'da Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştıktan sonra Denizli'de Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladım. Hayırlı uğurlu olsun bu Teşekkür arada. Teşekkür ederim. Evet hocam, biz bugün sizinle birlikte obezite konusuna değinelim istedik. Ve siz de bu konuda uzmanlığınız oldukça iyi ve bu konuda çok başarılı ameliyatlarınız olmuş duyduğumuz kadarıyla. Şimdi öncelikle bir obezite nedir? Biz sizin onun tanımını sizden alabilir miyiz? Şimdi obezite öncelikle ciddi bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlığı bozacak ölçüde vücutta yağ birikmesi durumunu tarifler. Obezite tedavi edilmediği takdirde yol açtığı hastalıklar neticesinde insanların beklenen yaşam ömründe bir obezite seviyesine bağlı olarak 10-15 yıl kısalmaya neden oluyor. Türkiye'de de obezite ciddi bir sorun. Her 5 erkekten bir tanesi, her 5 kadından 2 tanesinde obezite sorunu mevcut. Biz de obeziteye savaş açmış durumdayız. Evet. Hem medikal olsun, hem diyet açısından, hem cerrahi açıdan yapabileceğimiz yardımları halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi insanlar diyorlar ki ya kilolu oluyorlar ama kiloların ne kadar rahatsızlık verecek derecede olduğunu bilmiyorlar ya da obezite sınırında olduklarını bilemiyorlar. Bunu nasıl hesaplamaları gerekiyor kişinin? Şimdi obezite seviyesinin ölçülmesi için vücut kitle endeksi denilen bir ölçüm var. Vücut ağırlığının kilogram cinsinden değerinin boyunun metre karesine bölünmesiyle elde edilen değere vücut kitle indeksi diyoruz. Vücut kitle indeksi 18 ile 25 arası olanlar sağlıklı birey olarak değerlendirilir. 25-30 arası kilolu, 30-40 arası obez hastalar, 40-50 arası morbid obez, 50'nin üstü de süper morbid obez olarak sınıflandırılır. Bu vücut kitle indeksi sınıflandırmasında bazı istisnai durumlar vardır. Gebeler, çocuklar ve kas kitlesi çok yüksek olan insanlar bu sınıflamanın dışında ayrı bir sınıflamayla değerlendirilirler. Evet. İnsanlar obez olduklarını aslında giyinme problemleri yaşadıkları zaman ya da sosyal problemler yaşadıkları zaman fark etmeye başlıyorlar. Aslında her insanın vücut kitle indeksini bir hesaplaması ve ne durumda olduğunu bir görmesi gereklidir. Kesinlikle. Aslında kolaylıkla da yapılabilen bir hesaplama. Evet. Hani böyle artık internet o kadar yaygınlaştı ki hayatımızda. Hani internetten de bakabilirler nasıl hesaplandığını görebilmek için. Hazır bizim programlar bugün da var bunun için. Değil mi? Kesinlikle. Kullanabilirler. Evet. Bizim şu anda bugün konumuz morbid obezlerle ilgili değil mi hocam? Evet. Onlarla ilgili. Peki şimdi obezite diyoruz, çok fazlasıyla yaygınlaştı diyoruz. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Yani insanlar neden bu kadar obezite olacak seviyeye gelecek kadar kilo aldılar, sağlıklarını bu kadar tehlikeye attılar sizce? Şimdi bunun birçok sosyal nedeni var. İnsanların beslenme alışkanlıkları maalesef hazır gıdaya yöneldi.
Fast food tüketimi arttı. Gazlı, şekerli içecek tüketimi maalesef arttı. Hızlı bir yaşam tarzına insanlar adapte olmak için artık ulaşımlarını araçlarla sağlamak zorunda kalıyorlar. Böylece fiziksel aktivitede de bariz bir azalma oldu. Hı. Çalışma tempoları nedeniyle spor yapmaya zaman ayıramadılar. Evet. Bu da bir kısır döngüye soktu insanları. Besinlerdeki işte katkı maddeleri olsun, besinin albenisini arttıran maddeler olsun, bunlar hep obeziteye neden olan şeyler. Evet. Şeker de aslında bir bağımlılık yapıcı bir şeydir. Yani insanların tüketimini arttırmaya yönelik yapılan bir gıdadır. Evet. Besinlerin yapısıyla oynandığı, sosyal çalışma temposuna insanlar adapte oldu. Yani bu neticeler sonucunda da işte obezite maalesef artmış durumda. Ama halkımız, ben umutluyum. Hani gün ve gün insanlar bilinçleniyor artık. Evet. Elinden geleni de yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Yani şey var artık, insanlar böyle hani hayatın kolay yönlerini tercih etmeye başlamışlardı belki de. Ondan dolayı hareketsiz yaşam, işte ne bileyim dediğiniz gibi sağlıksız beslenme. Bir de hayatımızdan biz düzeni mi kaldırdık hocam sizce? Hani düzenli bir hayatı bıraktık, işte iş hayatına koyulduk. Aman şunu hemen işimi şurada bitireyim de aman 2 dakika atıştırsam da olur. Biraz da ona mı yöneldik? Düzeni kaldırdık herhalde hayatımızdan. Beslenmede şu çok önemlidir. Eski geleneksel aile yapısında bir mesela akşam yemeğinde ailecek sofraya oturulup tüketilirdi besinler. Şimdi çocuk okulda hamburger atıştırıyor geliyor. Baba iş yerinde bir şeyler atıştırıyor geliyor. Gelirken bir atıştırmalık alıyor. Anne gene arada iş yerinde veya evde atıştırmalıklarla geçiştiriyor. Böyle olduğu zaman hani o yavaş çiğneyerek yemek, evde yapılan sağlıklı besinleri tüketme oranı da azalıyor maalesef. Buna bağlı da obezite artıyor. Evet. Mesela ekranlarda görüyoruz bazen işte uzun yaşayan insanlar var. Onlara diyorlar ki uzun yaşamanın sırrı nedir? Nasıl bu kadar uzun yaşayabiliyorsunuz? İşte diyorlar ki evde yoğurt yapıyorum. Ne bileyim tarhana çorbası içiyorum. Hani eski adetlerimiz, eski yemek ve beslenme düzenimiz biraz daha kaçtı. Artık böyle daha hazır çorbalar, ondan sonra hazır yoğurtlar. Bunlar giriyor ama son zamanlarda dediğiniz gibi bir bilinçlenme var insanlarda. Artık böyle kendim yapayım, daha sağlıklı besleneyim, işte ne bileyim kiloma dikkat edeyim ya da kiloluysa işte sizlere geliyorlar. Ameliyat seçeneklerini öğrenmek istiyorlar ya da ne gibi bir şansım var onu duymak istiyorlar sizden. Peki şimdi obezitenin tabii beraberine getirdiği birçok sağlık sorunu da mutlaka vardır değil mi insanlara? Bir yükü bir vardır çok, mutlaka. Birçok hastalık etkeni. Evet. Bunlar neler oluyor? Şimdi ek hastalık olarak şimdi obezitenin neden olduğu hastalıkların başında metabolik sendrom dediğimiz insülin direnci sonucu oluşan bir hastalığımız var. Sendrom X de deniyor buna. Buna bağlı ileriki aşamalarda tip 2 diyabet hastalığı görülüyor obezite hastalarında. Hipertansiyon hastalığı çok sık gördüğümüz bir durum. Kan yağlarının artmasına bağlı karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıklarının tetiklenmesi, daha sonra solunum zorlukları, uyku apne sendromu, birçok obezite hastasında bu uyku apne sendromu ciddi bir sorundur. Evet. Gece nefes darlığıyla uyanan insanları çok duymuşuzdur. Kısırlık, iktidarsızlık, kas iskelet sistemi hastalıkları gene ciddi bir problem. Obezite hastalarında bel fıtığı, artrit oranı maalesef yüksek oranlarda, kas ağrıları yüksek oranlarda. Bunun ayrıca şöyle bir özelliği de var. Obezite hastalığında bu bel fıtığı olsun, kas ağrıları, işte dizlerim ağrıyor, yürüyemiyorum sözlerini çok duyuyoruz. Evet. Bu noktaya gelindikten sonra hasta fiziksel aktivitesini maalesef biraz daha azaltıyor. Azaltıyor değil mi? Azalttığı zaman obeziteye yatkınlığı biraz daha arttırmış oluyor. Bunun dışında inme, felç durumu obezite hastalarında sık görülen durumlar. Gebelik komplikasyonları gene çok sık gördüğümüz tabii, durumlar. Kilo olarak hamile kalınca evet, değil mi? Evet, gebelik riski durumları. İşte böbrek yetmezliği, gebelikte tansiyon problemleri, gebelik diyabetinde artış, doğum sonrası bebekte gene aynı şekilde sıkıntılar oluşabiliyor. Bebekte insülin direnci, obeziteye yatkınlık gibi çeşitli hastalıklar görebiliyoruz. Bir de bunun psikolojik problemleri var obezitenin, ruhsal sorunları. Değil mi?
Depresyon, işte özgüvende azalma, bunlar da çok önemli problemler. Tabii şimdi şöyle aynaya baktığınızda bir insanın kendini beğenmesi kadar güzel bir kesinlikle şey yok. Hani sabahları kalktığınızda böyle ya bugün ne kadar güzelim, ne kadar inceyim falan diyebilmek için tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman ben şunu anlıyorum. Obezite tamamıyla bir insanın yaşam kalitesini tamamıyla düşürüyor. Tamamıyla bozuyor. Yani artık hayattan zevk almamaya başlıyorsunuz. Ve bunun için de ne yapacaksınız? O zaman ne yapacaksınız? Genel cerrahlarımıza gideceksiniz. Obezite ameliyatları konusunda bilgi alacaksınız. Şimdi biz ameliyatımıza gelelim. Şimdi obezite ameliyatında kimlere uyguluyorsunuz? Kimlere uygulanabilir? Şu anda biz böyle obeziteyle ilgili bilgileri verdik. Neler sebep oluyor? İşte sebep olduğu hastalıklar nelerdir obezitenin? Bunları söyledik. Ama ameliyatı nasıl olacak ve kimlere uygulanabilecek? O konu hakkında da sizden bilgi alalım. Tabii. Şimdi obezite ameliyatına karar vermek başlı başına bir ayrıntılı inceleme gerektiren bir durum. Hangi hastalar obezite ameliyatı yapabiliriz? Aşırı kiloları vermek için diyet ve egzersiz gibi tüm tedavi yöntemlerini denemiş fakat başarılı olamamış. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olup yandaş olarak hipertansiyon, diyabet, uyku apne sendromu gibi ek hastalığı olan hastalar veya ek hastalığı olmadan vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara obezite cerrahisi yapılabilir. Obezite cerrahisi yapılacak hastaların obeziteye neden olacak herhangi bir endokrin ya da metabolik problemlerin olmaması gerekli. Mesela işte tiroid bezlerinin az çalışması, böbrek üstü bezlerinde hormonal bozukluklar gibi. Bunlar ameliyat öncesi yapılan tetkiklerle zaten tespit ediliyor. Önce medikal tedavi yapılabilecek şeyler yapılıyor. Tedavi yapıldıktan sonra hasta cerrahiye uygunluk açısından tekrardan değerlendiriliyor. Peki bir yaş sınırınız var mı? Çünkü artık böyle çok küçük yaşlara da gelmeye başladı obezite rahatsızlığı. Evet maalesef öyle. Yani obezite cerrahisi için uygun olan kişinin gelişimini tamamlamış olması, 18 yaş üstünde olması. Üst sınır olarak da yani 65 yaş sınırı düşünülüyor ama hastanın kalp solunum sisteminde herhangi bir problem yoksa gerçekten cerrahi gerekli bir duruma geldiyse ileriki yaşlarda da yapılabilir. Peki şimdi obezite cerrahisinde bile hocam duyduğumuz kadarıyla birçok yöntem var değil mi kullandığınız? Evet, evet. Peki bu yöntemleri hasta üzerinde ya da hastaya nasıl uyguluyorsunuz diyeyim ya da nasıl tercih ediyorsunuz? Şimdi obezite cerrahisinde çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi mide hacmini küçültücü yöntemler. Bir tanesi alınan gıdanın emilimini bozucu yöntemler. Kombine yöntemler var ikisinin bir arada olduğu. Hem alımı azaltan hem emilimi engelleyici yöntemler. Bir de diğer farklı mekanizmalar var. İşte mide balonu, mide kelepçesi ya da mide botoks uygulaması gibi yöntemler var. Bunları hangisinin yapılacağına karar verirken hastanın genel durumu, evet, yaşı, ek hastalıkları, vücut kitle indeksi oranı ve yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları çok önemli. Ameliyat tarzına karar verirken bunu hasta ve doktorun beraber karar vermesi gerekiyor. Biz hastalarımızı ameliyat öncesi bütün yöntemlerle ilgili bilgilendiriyoruz. Yaşam tarzındaki değişikliklerin neler olacağını anlatıyoruz. Hastanın yaşam tarzı ve genel durumuna hangisi ameliyata uygunsa onu seçmek gerekiyor. Yani her hasta için şu ameliyat yapılır diye bir durum yok. Hastaya göre seçmek gerekiyor. Her hasta için farklı farklı ameliyat teknikleriniz var, yöntemleriniz var. Onu hastayla birlikte siz kendiniz karar veriyorsunuz. Beraber karar vermek gerekiyor. Belirli tetkiklerden de mutlaka geçiyordur değil mi onlar? Şimdi şöyle, öncesi çok sıkı tetkiklerin yapılması gerekli obezite ameliyatında. Hastamız polikliniğe geldiği zaman öncelikle biz genel bir kan tahlillerine bakıyoruz. Hem endokrin hem metabolik açıdan. Daha sonra karın ultrasonunu çektiriyoruz. Herhangi bir başka bir problemimiz var mı yok mu diye. Mide endoskopisi mutlaka yapılması gerekli. Midede herhangi bir problem var mı yok mu diye onu değerlendirilmesi gerekli. Bu tetkikleri yaptıktan sonra hastaya diyetisyen muayenesi uyguluyoruz. Daha sonra kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve endokrin polikliniklerinde de hastaların muayeneleri yapılıyor. Bu kadar ayrıntılı yapmamızın nedeni de ameliyat öncesi hazırlığın tam olması ve riskleri minimalize etmek için yapılıyor ve hangi ameliyatı tercih edeceğimize karar vermek için
kullanıyoruz bu yöntemleri, muayeneleri. Dolayısıyla ameliyat öncesi sıkı bir hazırlıkla ameliyat konforunu ve güvenilirliğini arttırıyoruz. Peki ameliyattan sonra hasta kaç gün hastanenizde kalıyor? Şimdi ameliyattan sonra ortalama 3 gün misafir ediyoruz hastalarımız hastanemizde. 4. gün diyetisyenimiz hastamızı görüyor. Biz evde yapmayacağı şeyleri ayrıntılı şekilde anlatıyoruz. Evet. Hastamızı bilgilendiriyoruz. Tam anladığından emin olduktan sonra evine gönderiyoruz. Ameliyat sonrası beslenmeye böyle yavaş yavaş başlıyor mu artık hasta? Şimdi 3. 4. günde başlıyoruz. Sıvı gıdalarla başlanıyor. Önce su, meyve suyu ama şekersiz meyve suları başlanıyor. Bunların içine protein katkıları ve vitamin destekleri ekliyoruz. Hani hastanın ameliyat sonrası alması gereken vitamin, mineral ve protein miktarını hesaplayarak kilosuna, yapısına göre bunları hastaya belli diyet listeleri şeklinde veriyoruz. Saatlik olarak neler tüketmesi gerektiğini belirten listeler şeklinde veriyoruz. Hastaların ameliyat sonrası en az 60 gram protein tüketmeleri gerekiyor. Neden? Sebebi ne? Şimdi günlük beslenen insanlarda kas faaliyetlerinin devam edebilmesi için protein ihtiyacı var. Bunun karşılanması gerekiyor ve ameliyat sonrası protein yıkımı olmasını istemiyoruz biz. Yani kas yıkımı olmasını istemiyoruz. Biz hastadan yağ dokunun eksilmesini istiyoruz. Kas dokunun eksilmesini istemiyoruz. Bunun önüne geçmek için de protein takviyesi düzenli olarak yapmak gerekiyor. Yani bu ameliyatın sonrasında olmazsa olmazlardan bir tanesi de protein mi? Erken dönemde protein veriyoruz. Hasta belli bir süre sonra normal beslenmeye geçtikten sonra protein yavaş yavaş azalıyor. Normal sağlıklı insanlar ne yiyorsa artık hastamız onları yemeye başlıyor. Evet. Peki şimdi ameliyat sonrası böyle ağrısı, sancısı herhangi bir şey oluyor mu hastanın? Şimdi ameliyatlarımızı laparoskopik olarak yapıyoruz. Çok küçük kesilerden vücuda giriyoruz. Ameliyat sonrası ağrımız yani çok anlamlı bir ağrı olmuyor hastada. Açık cerrahi gibi hastalarımızın korktuğu kadar olmuyor. Şimdi hep böyle mide küçültme ameliyatı deyince hocam çoğu insan diyor ki ya açık ameliyattır bu. Sonuçta mideyi alacaklar, kesecekler. Siz kapalı olarak yapıyorsunuz kapalı, değil mi? Kapalı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Kesilerimiz küçük olduğu için küçük deliklerden girerek yapıyoruz ameliyatı. Hastanın toparlanması da daha çabuk oluyor. Hatta ameliyatın akşamında biz hastamızı kaldırıp yürütüyoruz, mobilize ediyoruz. O kadar kolay sağlıyor. Ameliyatın yani 8 saat sonrasında kaldırıp yürütüyoruz hastamızı. Çok güzel. Bu da olmak isteyenler için güzel bir müjdeleyici bir haber olsa gerek. Yani çünkü herkes böyle ameliyat dediğiniz anda işte bir açık ameliyat. Biraz böyle kafada senaryolar yazıyoruz ya biz halk olarak hemen ameliyat dediğimiz zaman. O zaman öyle çok da korkutucu, işte insanı çok üzücü bir ameliyat değil. Sadece sonrasında çok dikkat edilmesi gereken, değil mi? Beslenmeye dikkat etmek Beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bazı tüketmemesi gereken maddeler oluyor ameliyat sonrası. O derlenme zamanı diyoruz biz ona. O sürede beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii en önemlisi bundan sonraki beslenmesini de düzenlemesi lazım. Mesela neler yapması gerekiyor hocam? Yani hastanenizden taburcu olurken siz hastaya ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Yasakları var dediniz az önce. O yasaklar nelerdir? Şimdi şöyle hastamızı taburcu ederken dediğim gibi saatlik beslenme listesi şeklinde hazır listemizi veriyoruz biz. Neler yemesi gerektiği ile ilgili. Saatlik oluyor. Saatlik. Çünkü şöyle hastanın ameliyat sonrası bol sıvı tüketmesini istiyoruz. Onu da mide hacmi küçüldüğü için sık sık tüketmesi gerekiyor adaptasyon sürecinde. Ve bunların içine de belli miktarlarda protein takviyesi ekliyoruz. Bunları tüketiyor. Günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri gene suda çözünen vitaminler tarzında ya da çiğneme tabletleri tarzında ekliyoruz beslenmesine. Hastalarımıza ilk şimdi ameliyatın yapılış şekline, hangi ameliyatı tercih ettiğimize göre bir beslenme düzeni var. Yani her ameliyatın farklı. Yani bypass ameliyatlarının farklı, tüp midi olarak bilinen halkımızın sleeve gastrectomy ameliyatında beslenme düzeni farklıdır. Genel olarak biz 6 ay hastalarımızın mesela alkol tüketmesini istemiyoruz. Mümkün mertebe sigarayı bırakmalarını istiyoruz ameliyat sonrası. Hep bıraksınlar istiyoruz. Şimdi sigara bir de obezitenin de aslında bir nedeni. Öyle mi? Yani tabii. Şimdi obezite hastalarının çoğu sigara içer.
Bunu neden içiyorlar? Ya gençlik döneminde heves oluyor herkesin başlama nedeni. Evet. Ya da sigaranın kilo verdirdiğini düşünüyorlar. Evet, duymuştum İş, iştahı azaltıyor. Evet, doğru ama belli bir süre sonra hem obezitenin neden olduğu hastalıklar hem sigaranın neden olduğu hastalıklar birleştiği zaman bu sefer sigarayı bırakmak istiyorlar. Bıraktıkları zaman da bu sefer iştah artışı oluyor ve o zaman ilk başladıklarında verdikleri kilodan çok daha fazlasını geri alıyorlar. Evet, aslında çok mantıklı söylediğiniz gerçekten. Evet. İnsanlar hani bazen diyorlar ki ben de duyuyorum işte sigara iştahı kesiyor ama yani bir taraftan belki öyle bir şey yapabilir ama verdiği zararlarla şöyle bir artısı eksisine bakarsak gerçekten verdiği zararlar daha da fazla. İnşallah şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz varsa, böyle düşünenler varsa şu andan itibaren sigarayı bırakırlar. Evet hocam, şimdi bu ameliyat sonrasında yasaklarını da söylediniz. İşte dikkat etmesi gerekenler. Ha, şeyleri de söyleyeyim. Mesela asitli içecekler. Bunları ameliyattan sonra belli bir süre kullanmasını istemiyoruz. Alkol keza öyle. Şekerli gıdalar tüketmesini istemiyoruz hastalarımızın ama bazı hastalarımız var ben şekersiz yapamıyorum diyorlar. Onlar için de dediğim gibi emilimi bozucu ameliyatlar var. Şeker hastalarında tercih ettiğimiz ameliyatlar bunlar. O tür ameliyatları yapıyoruz ama biz gene hastalarımıza tüketmemelerini istiyoruz. Değil mi? Şeker de her şekilde zarar veriyor. Ya şekeri azaltmalarını yani mümkün mertebe kesmelerini istiyoruz. Onun dışında protein ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz hastalarımızın. Hani gıda alımları az olacağı için, az miktarda olacağı için. Porsiyonları küçülüyor değil mi? Tabii porsiyonlar küçülüyor. Zaten istese de yiyemiyoruz falan diyorlar. Böyle ameliyat olanlardan duyuyorum şimdi bazen. Şimdi istese de yiyemiyoruz. Şöyle aslında yemek istemiyoruz diyorlar. Şimdi şöyle. O psikolojiye de giriyorlar evet, değil mi? Evet. Yok psikoloji bu şey biyokimyasal bunun açıklaması var. Şöyle. Şimdi obezite ameliyatı olan hastalarda giralin hormonu denilen bir hormon vardır. Bu açlık hormonudur. Tüp mide ameliyatı olsun, bypass ameliyatları olsun, giralin değerleri düşer hastaların. Düştüğü için o çıkarılan kısımdan salgılanan bir hormon bu. Bu değer düştüğü için hastanın iştahı azalıyor. Mide hacmi küçüldüğü için de o doygunluk hani yediğimiz zaman şiştim tamam falan diyoruz ya. Evet, evet, o evet. Doygunluğu da aldıkları için küçük bir mideyle hani yemek istemiyorlar artık. Hani o şey korkusu da var birçok hastada. Ya gözüm kalır mı acaba? Evet. Ben bunu özellikle ameliyat ettiğim hastalara sordum. Hani aklın kalıyor mu? Hani yiye mesela eskiden bir ekmeğin içine belki 10 tane köfte koyup yiyen insanlar şimdi 2 köfteyle doyabiliyor. Tabii. Ya diyorum aklın kalıyor mu acaba? Hani istiyor musun biraz daha yemek? Yok hocam aramıyorum diyor. Ay ne kadar yani, güzel. Bu da ameliyatın ayrı bir güzel yanı. Gerçekten çok güzel. Yani onlar için çok mutluluk verici bir şey olsa evet, gerek. Evet. Önceden doymak bilmiyorlardı. Şimdi ise 2 köfteyle doyabiliyorlar. Bu gerçekten onlar için çok mutluluk verici. Hı-hı. Ama sizin için de güzel değil mi? Yani insanların mutlu olduğunu görmek sizi daha çok motive ediyor. Ya bizim için en güzel şey bu zaten. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde görmek. Şimdi mesela ben daha önce ameliyat ettiğim hastalarımdan devamlı irtibatlarımız vardır. Çünkü ben ameliyat ettiğim hastaları tabii ameliyat tipine göre en az 1 yıl takip ediyorum. Ve mesela bu 1 yılı aşan hastalarımla da gene iletişimlerimiz devam ediyor. Hepsi gayet mutlu. Mesela geçen bir hastam 2 kardeşi vardı. İlk kardeşinin düğününde çektirdiği fotoğrafı göndermiş. Bir de son düğünde diğer kardeşinin düğündeki fotoğrafını göndermiş. Hocam dedi, hastalar misafirler beni tanıyamadılar dedi. O kadar mutlu oldum ki dedi. İnsanlar gençleşiyor değil mi hocam? Tabii, kilo verdikten tabii. Sonra. Gerçekten böyle bir bakıyorum. Öncesi ve sonrasını bazen sosyal medyaya evet koyuyorlar. Bir 10-15 yaş neredeyse gençleşiyorlar. Hem gençleşiyorlar hem de dediğim gibi ömürleri uzuyor. Değil mi? Yani ameliyat sonrası kontrol kan tahlilleri yapıyoruz. Burada gördüğümüz sonuçlarda yani kan yağ oranlarının düşmesi, hemoglobin değerlerinin yükselmesi o güzel beslenmeye bağlı. Yapılan ultrason kontrollerinde karaciğerdeki yağlanmaların azalması. Yani bunlar hep hastanın ömrünü uzatan. Belki de kullandıkları ilaçları artık şöyle bir kenara bırakıyorlar. Ya birçok tansiyon ve şeker hastası ilaçlarını kontrollü şekilde, tabii bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Kontrollü şekilde birçok hastam kesti. İnsülin tedavisi alan hastalar da büyük başarılar elde ettik. Gene aynı şekilde. Aynen, çok güzel.
Yani bu da insanların yaşam kalitesini arttırıyor, değil mi? Evet. Şimdi asıl amaç obezite ameliyatında kilo vermeyi hızlandırmak. Peki bu kilo verme ne zaman başlıyor ameliyat sonrasında? Ameliyat sonrası hemen başlıyor. Hemen başlıyor. Aa, süper bir yani haber. Hastalarımız genelde ameliyata girerken bir tartılıyorlar. Kaçta giriyoruz diye. Ve taburcu olurken mutlaka bir kendilerini merak ettikleri için bakıyorlar. Hani bizim öyle bir talebimiz olmuyor ama merak ediyorlar. Çünkü yani taburcu olurken bile kilo kaybının, bariz bir kilo kaybının olduğunu 3 günde bile fark ediyor. Öyle kilo mi? Kaybının olduğunu görünce çok mutlu oluyorlar. Çünkü hani yıllardır uğraşıp işte diyetler yapılıyor, veriliyor, geri alınıyor. Hani bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel sonuçları almayı çok beklemiyorlar hastalar. Ama bunu gördükleri zaman da çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Şimdi çoğu insan için kilo almak çok kolay bir şey. Evet. Tabii bazı istisnalar var. Hani yiyip de kilo alamayanlar var ya, onlara bir şey demiyorum. Onlar dünyanın en şanslı insanlarından bir tanesi de. Ama kilo vermek gerçekten çok zor. Yani bazen bakıyorum böyle ne kadar uğraşsalar da nefsine hakim olamıyor insanlar. Ya da işte ne bileyim, az önce bahsettiğiniz gibi metabolik rahatsızlıkları olabiliyor, hormonal rahatsızlıkları olabiliyor. Hani çok zor bir şey kilo vermek, zahmetli bir şey. Ama bu ameliyatlar sayesinde artık bu da böyle kolaylaşıyor. Sağlıklı bir hayata tekrar geri dönebiliyor insanlar. Peki bu ameliyatın riski de var mı hocam? Şimdi adı üstünde obezite cerrahisi, metabolik cerrahi diyoruz. Bu bir cerrahi prosedürdür. Her ameliyatta mutlaka bir risk vardır. Şimdi mühim olan bunun oranının ne olduğu. Evet. Yani ve şeklinin ne olduğu. Obezite cerrahisi, metabolik cerrahide de tabii ki riskler vardır. Ama bu riskler bir diz protezi ameliyatı, bir safra kesesi ameliyatı ile aynı oranlarda risklerdir. Erken dönemde kaçak kanama gibi ekstra riskleri olabilir. Kanama her ameliyatta olabilecek risklerdir. Ama bunları erken tanı ve tedavi yöntemiyle tedavi edilebilecek hususlar bunlar. Biz zaten dediğim gibi ameliyat öncesi hazırlığımızı çok iyi yapıyoruz. Yani mesela hastamız ameliyattan bir gün önce diğer bölümlerin dahiliye, işte endokrin, kardiyoloji, göğüs bölümünün, psikiyatrinin önerdiği tedaviler varsa onları mutlaka ameliyat öncesi uyguluyoruz. Ameliyat öncesi bir gün öncesinden kan sulandırıcı başlıyoruz. Ameliyat sonrası o ilaca bir ay devam ediliyor. Ameliyat sonrası gene haftalık, bir ay haftalık kontrollerimiz oluyor. Bir aydan sonra iki haftada bir, üç aydan sonra da ortalama ayda bir kontrollerimiz oluyor, 6 ay. 6 aydan sonra da 6 aylık periyotlara geçip ondan sonra sonuca tamamen ulaşıyoruz. Yani ameliyat öncesi hazırlığın tam yapılması gerekti. Ameliyat sonrası sıkı takip edilmesi lazım hastaların. Bunları yaptığımız zaman komplikasyon risklerini de minimalize etmiş oluyoruz. Evet. Peki şimdi bazen ameliyat sonrasında işte insanlar şey yapmak isteyebilir, spor yapmak isteyebilir. Çünkü kilolu olduğu dönemlerde işte dediğiniz gibi hareket kısıtlamaları oluyor, spor yapmaya çalışıyorlar, nefes alıp vermekten çok zor yapıyorlar. Ama artık ameliyat sonrası spor yapmak isteyen olabilir. Hemen başlayabiliyorlar şimdi mı spora? Biz de olmasını istiyoruz zaten. Öyle mi? Tabii. O zaman isteyin. Hatta hemen. Hatta biz ameliyat dediğim gibi ameliyattan 8 saat sonra hastamızı kaldırıp yürütüyoruz. Ertesi gün yine aynı şekilde hasta servisimizde bolca yürüyüş yapmasını istiyoruz taburcu olana kadar. Taburcu olduktan sonra eve gönderirken de mutlaka sabah akşam en az günde birer ikişer saat hastanın genel durumuna göre yürüyüş yapmasını istiyoruz. Yürüyüş ne kadar faydalı değil mi hocam? Yürüyüş çok faydalı bir şey. Aslında en sağlıklı sporlardan birisi yürüyüş. Hem vücuda fazla bir yük bindirmiyor hem de kalori harcaması da fazla oluyor. Eklemleri yormuyor. Çünkü kilolu hastalar olduğu için zaten hani bu hastalara ağır spor yap ya da koşu yap demiyoruz. Hani yapabilecekleri sporları öneriyoruz. Birinci ayın sonunda da özellikle yüzme öneriyoruz hastalara. Yürüyüşlerine aynı şekilde devam etmeleri ve ufak ufak aerobik hareketlerine başlamalarını istiyoruz. Belli bir süre sonra da zaten hastalarımız artık spor bağımlısı haline geliyor. Bundan zevk alıyorlar, mutlu oluyorlar spor yaptıkları zaman. Ve dediğim gibi yaşamlarına bu sporu da bu şekilde sokmuş oluyoruz. Ne güzel. Yani yaşam kaliteleri gerçekten çok fazlasıyla artıyor. Hayata daha sıkı bağlanıyorlar. Hem kendilerini mutlu ediyorlar hem de sevdikleri onları öyle görünce daha da mutlu oluyordur mutlaka hocam. Evet hocam, şimdi ameliyat sonrasında insanlar normal yaşantılarına ne zaman dönebilirler?
Şimdi hastalarımızı 3. günden sonra taburcu ettikten sonra aktif bir yaşama gönderiyoruz aslında biz. Bol bol yürüyüş yapmalarını istiyoruz. Günlük hayatlarında yaptıkları meslekleri bilmemiz gerekiyor. Ağır işler midir yoksa masa başı işler midir, bunları değerlendirmek gerekiyor. Ama hastamız taburcu olduktan sonra bir markete gidip alışverişini yapabilir, bir mağazaya gidip alışverişini yapabilir, bir parkta yürüyüşünü yapabilir durumda gönderiyoruz evimize. Yani artık oturmak yok, hareket var diyorsunuz. Aynen öyle. Zaten hastalar kilo verdikçe, bu hareket kabiliyetleri arttıkça çok mutlu oluyorlar. Gene bir hastamdan örnek vereyim. Hastamın vücut kitle indeksi 50'nin üzerindeydi. Süpermorbid obez grubundaydı. Eşiyle gelmişlerdi, ameliyat düşünmüşlerdi. Değerlendirdik, ameliyata uygun bir hasta olarak karar vermiştik. Aradan yaklaşık 6 ay geçmişti. 6 ay sonra kontrole geldiler bana. Hastamızın yüzünde bir gülümseme. Hocam dedi, geçen dedi eşimle çarşıya çıktık dedi. Normalde ben çarşıya çıktığım zaman beklerdim, eşim arabayı getirir beni alırdı dedi. Bu sefer dedi ben yürüyelim diyorum dedi. Ne güzel. Karşıdan karşıya geçerken de araç geliyormuş. Koşarak geçmişler. Eşine demiş ki ben koşabiliyormuşum. Ay canım demiş. Ve yani o yüzündeki gülümseme dünyalara bedel zaten. Değil mi? Dolayısıyla hastalarımız aktif hayatlarına taburcu olduktan hemen sonra dönebilirler. Evet, aslında ne kadar büyük bir problem obezite. Yani hani insanların gerçek anlamda yaşam kalitesini düşürüyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar koşabildiğini bilemiyorlar. Yani çok zor bir dönem. İnşallah Allah herkese şifa versin. Bu ameliyatlar sayesinde de inşallah herkes umduğu kiloya, istediği kiloya kavuşabilirler. Peki şimdi bu ameliyat sonrasında hızlı bir kilo verme başlıyor. Sonrasında bir sarkma oluyor mu vücutta? Şimdi şöyle, vücut kitle indeksi oranı gene burada devreye giriyor. Vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda hızlı kilo vermeye bağlı derilerde biraz sarkma olabilir. Ameliyat sonrası dönemde plastik cerrahi operasyonları gerekebilir bu hastalar için. Bunu mutlaka biz hastalarımıza ameliyat öncesi söylüyoruz. Evet. Çünkü o yağ dokunun neden olduğu şişlik bir şekilde gittikten sonra fazla dokunun bir şekilde alınması gerekebiliyor. Bunun minimalize olması için vücut kitle indeksi daha düşük olan hastalarda, özellikle ameliyat endikasyonu olup da ameliyat olan hastalarda, biz mutlaka hastalara dediğim gibi birinci ayın sonunda yüzmeyi öneriyoruz. Yüzme vücudun sıkılaşmasına büyük katkı sağlıyor. Ama dediğim gibi vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda kilo verimi sonrası, normal vücut kitle indeksine ulaştıktan sonra bir plastik cerrahi operasyon gerekebiliyor. Zaten onu da seve seve yaptıracaklardır. Aynen. İstediği kiloya düştükten sonra, evet. Yani seve seve o ameliyatı da yaptıracaklarına eminim. Şimdi bir de ben hocam diyabet hastalığına da biraz değinmek istiyorum. Diyabet de genç yaşta yine birçok insanın sorunlarından bir tanesi. Siz metabolik cerrahi de uyguluyorsunuz, evet. Değil mi? Onun hakkında da şöyle bir kısa bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi diyabet de insanların yaşam konforunu aşırı derecede bozan bir hastalık maalesef. Diyabet cerrahisinde şöyle bir özellik var. Bir kere hastanın tip 2 diyabet olması lazım. Tip 1 diyabet hastalara obezite cerrahisi yapılmaz. Evet. Tip 2 diyabet olması lazım ve insülin rezervi olması lazım hastada. Bu hastalarda bağırsak hormonları, sindirim hormonları uyarılarak insülin salınımını, ihtiyacını düşürüyoruz hastalarda. Bu metabolik sendrom, konumuzun başında bahsettiğim metabolik sendromda da insülin direnci olayı da yüksek kiloya bağlı oluşan bir durum. Hasta kilo verdiği zaman insülin direncini düşürmüş oluyoruz. Evet. Ve bazı bypass ameliyatlarıyla da gıdanın bağırsağa daha erken geçmesini, belli bir kısmı bypass ederek geçmesini sağlıyoruz. Hem alınan gıdadaki şeker miktarının emilimini azaltmış oluyoruz, hem de bağırsak hormonlarını daha çabuk uyararak yükselen şeker seviyesini hastanın daha rahat cevap vermesini sağlıyoruz. Yani obezite metabolik cerrahide, obezite metabolik cerrahide diyabete karşı %80-90 oranlarında başarı sağlanabiliyor. Çok güzel. Oldukça yüksek bir oran değil mi?
Kesinlikle. Hastaların takiplerinde zaten hemoglobin A1C dediğimiz bir değer vardır. Bu diyabetin seviyesini takip ettiğimiz bir değer. Evet. Bariz düşüşler oluyor. İlaç kullanımı bazı hastalarda tamamen kesiliyor. Bazı insülin kullanan hastalar tablete geçebiliyor. Ama genelde büyük başarılar elde ediyoruz. Yani genelde ilaçları tamamen kesiyor hastalar. Evet, evet. Bunu şimdi diyabet cerrahisi ve obezite cerrahisi ile ilgili şimdi konuştuk. Aralarındaki fark nedir peki hocam? Şimdi diyabet cerrahisi ile obezite cerrahisinin farkına baktığımız zaman, şimdi obezite cerrahisinde hastanın zaten metabolik sendromu oluyor. Obezite cerrahisi yaptığımız bir hastada. Evet. İnsülin direnci gelişiyor bu hastaların çoğunda. Metabolik cerrahide, diyabet cerrahisinde az önce de dediğim gibi bağırsak hormonlarını uyarmaya yönelik bir cerrahi yapıyoruz. Evet. Emilimi engelleyici tarz ameliyatlar seçiliyor. Bu şekilde insülin rezervlerinin yeterli olması sağlanıyor. Evet, ama yani metabolik cerrahiye uygun olabilmesi için hastalığın tip 2 diyabet olması gerekiyor. Tip 2 diyabet olması gerekiyor, değil mi? Evet. Tip 1 diyabet peki bu doğuştan gelen? Tip 1 diyabet doğuştan mi? Olan, çocukluk çağından gelen bir şeydir. Pankreas yetersizliğine bağlı, vücutta insülin olmaması nedeniyle onlar çocukluğundan beri dışarıdan insülin almak zorunda olan hastalarımızdır. Onlar zaten tip 1 diyabetli hastalar genelde zayıf olurlar. Kilolu olmazlar. Onların öyle bir problemi. Evet. Dolayısıyla hani obezite cerrahisi onlara da metabolik cerrahi uygulanmaz. Evet, uygulanmaz diyorsunuz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugün umarım şu anda kilo problemi olan birçok hastanın sorularına cevap verebilmişizdir. İleriki günlerde tekrar programa konuk olursanız çok sevinirim. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. Çok geniş kapsamlı bir konu. Daha anlatacağınız belki daha da çok şey var. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Öncelikle hastalarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum. Kilosuz, sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Öncelikli olarak dediğim gibi fiziksel aktiviteyi arttırmak lazım. Aldığımız besinlerin kalitesini arttırmamız lazım. Düzenli bir spor yaşantısını hayatımıza sokmamız lazım. Ama bunları yapamayan, zaman ayıramayan ya da başarılı olamayan insanlara da cerrahi konusunda her zaman yardımcı olabiliriz. Şartları uyması koşuluyla cerrahiye. Çünkü hasta seçimi çok önemli bir konu cerrahide. Hastamızın bilinçli olması lazım. Biz her zaman buradayız, halkımızın yanındayız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Gülşen'in Gönül Penceresi programının da sonuna geldik. Buradan şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Eğer sizin de obezite ile ilgili bir probleminiz varsa ve programımızı izleyemediyseniz, kaçırdıysanız Kanal 58'in veya Gülşen'in Gönül Penceresi'nin YouTube sayfasından programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Sağlıklı, çok güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.